Çanakkale Belediyesi YouTube kanalından herkese merhaba. Anormal gelişen hava şartlarıyla ilgili olarak sizlerle birlikteyiz. Özellikle bu gece saatlerinden itibaren kentimizi de etkileyecek olan anormal gelişen bir hava sistemiyle ilgili sizleri bilgilendirmek istedik. Bugün öğle saatlerinden itibaren kentimize de başlayacak olan Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi yağmur olarak görünmeye başlayacak. Gece saatlerinden itibaren havanın soğumasıyla ve rüzgarın poyraza dönmesiyle birlikte Karla karışık yağmur ve kar yağışı şekline dönüşeceğini tahmin ettiğimiz bir sistemle karşı karşıyayız. Ancak bize anormal gelen, çok uzun yıllardır görmediğimiz bir şekilde atmosferin üst tabakalarında gerçekleşen basınç değişimleri. Bu basınç değişimleriyle ilgili olarak geçtiğimiz günlerde yapmış olduğumuz çalışmalar içerisinde özellikle kutup soğuğu olarak adlandırılan soğuk havanın Türkiye'nin üzerine doğru Karadeniz üzerinden inmeye başladığını gördük. Bu Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın kentimizdeki etkisi, Marmara bölgesindeki etkisi devam ederken aynı zamanda pazartesi gününden itibaren kuzey soğukları olarak adlandırılan Sibirya'dan gelecek olan bu soğukların da ülkemize ulaşmasına sebebiyet verecek bir hava akımı. Biz buna meteorolojide soğuk oluk diyoruz. Bu soğuk oluk ülkemizi etkilemeye başladığında hissedilecek olan sıcaklıkların eksi 15'ler değerlerine düşmesini bekliyoruz. Özellikle cumartesi sabahı Çanakkale'de eksi 6, pazartesi sabahı ise eksi 13 derece civarında soğuk havayla karşı karşıya kalmak mümkün. Kar yağışı cumartesi günü öğle saatlerinde kentimizi terk edecek. Ama Marmara'da özellikle İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir gibi kentlerimizde 35-50 santim hatta bazı yerlerde 75 santime varan kar yağışları görülecek. Kıyı, kıyı şeridinde ise biraz daha sıkıntı bu anlamda yok diyebiliriz. Ama soğukla ilgili olarak alınması gereken tedbirler var. Özellikle bu tip alçak basınç sistemlerin etkisi öngörülemiyor olabiliyor. Ne zaman nasıl hareket edeceği bilinmediği için sürekli takip edilmesi gereken bir durumla karşı karşıyayız. Bu nedenle özellikle zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmamasını, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkılmamasını, bu birkaç gün evde kalınmasını, dışarıdaki sokak hayvanlarını, evsiz insanları düşünerek bazı önlemler alınmasını, e, su saatlerimizin sarılmasını, e, araç cam sileceklerinin koruma altına alınmasını, oluşabilecek buz, sarkıt e, gibi dikit gibi bir takım e, e, tehlikeli durumların ortaya çıkması sebebiyle önlemler alınmasını, ağaç altlarından uzak durulmasını kentlerimize tavsiye ediyoruz. Şehirler arası yolculuğa çıkması gereken vatandaşlarımız için de kesinlikle hava şartlarını göz önüne alarak şehirler arası yolculuğa çıkmalarını, araçlarında zincir ve çekme alatı gibi, takoz gibi malzemeleri bulundurmalarını da öneriyoruz. Pazartesi gününden itibaren kentimiz yeniden bir kar yağışı alacak. Fakat Çanakkale bu ağır hava şartlarını nispeten biraz daha hafif yaşayacak. Ama soğukla ilgili olarak son yıllarda gördüğümüz en soğuk, ...bir haftayı yaşayacağız ve perşembe gününden itibaren bu sistem Marmara bölgesini ve ülkemizi terk etmiş olacak. Ee, özellikle pazartesi sabahından itibaren rüzgarın etkisiyle hakikaten aman tanrım dedirtecek türden... ...soğuk havayla karşı karşıya kalınacağından e, koruyucu malzemeler olmadan dışarıya çıkılmamasını tavsiye ediyoruz. Umarım e, e, en az hasarla atlatacağımız bir süreç olur. E, sürekli takip halinde olduğumuz için belediyemizin çeşitli e, sosyal medya e, hesaplarından da hava durumuyla ilgili olarak uyarılarımız sizlere devam edecek. Hepinize iyi günler diliyorum.